Gülsüm, Mahir'i gördün mü yavrum? Henüz iki gözüm var anneciğim. Ne var ne var? Ay görmedim diyor, mutfaktan çıktığım mı var? Hay Allah ya, çok merak ettim. Heh, baban arıyor, dur. Mahir, oğlum neredesiniz, çok merak ettik ya. Anneciğim iyiyiz, Nergis biraz hava almaya çıkmış da onunla beraberdik, dönüyoruz şimdi. Hah, iyi. Asiye yanınızda değil mi Mahir? İyisiniz değil mi oğlum? Bak Uğur da çok merak etti. İyiyiz iyiyiz anneciğim, merak etmeyin, geliyoruz biz. Tamam yavrum. Hah, iyilermiş, babaannem geliyorlarmış. Nereye gitmişler ki? Ablam birazcık hava almak istemiş, yürüyüşe gitmişler. Bir şey mi oldu Nergis'e? Hiçbir şey olmamış, siz kafanızı yormayın, aile meselesi. Ha, burnunu sokma diyorsun yani. Yok Cemal Bey, estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben sizin kahvenizi yapayım, her zamanki gibi içersiniz. Hiç zahmet etmeyin, benim tadım kaçtı. Tahsin kolay gelsin. Kızım, adamı niye tersliyorsun öyle, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Anne ona ne? Anası var, babası var, ona ne? Cemal abi ben de ablamı da çok seviyor Gülsüm yenge. Ay maşallah ona, aferin. Ha yok, sen bugün tersinden kalkmışsın Gülsüm. İyisin değil mi kızım? Hey anne, tersimden kalktım. Hiçbir şeyden haberin yok. Konuşuyorsun öyle saf saf, hayat sana güzel vallahi ya. Nergis, iyi misin sen? İyi iyi, hadi kızım geç içeri. Mahir sen şirkete gidiyorsun. Aynen, benim işlerim var, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Otele gidiyorsan birlikte gidelim. Olur, gidelim. Nergis iyi mi? Biraz üzgün gözüküyordu. İyi iyi ya öyle. Klasik ergenlik bunalımları işte. Sadece ergenlik olduğuna emin misin? Kız çocukları hassas olurlar. Kız babasından öğütler dinleyeceğiz ha? Yok. Estağfurullah. Hani belli Nergis hassas bir kız. Ben ondan sordum. Merak etme Nergis'i, ben kızımı iyi tanırım, bir sorun yok. Mahir sen çok iyi bir baba, çok iyi bir eşsin değil mi? Geçen konuştuğumuzda biz çok iyi bir yol arkadaşıyız demiştin. Ama bence Asiye ile sizin aranızda yol arkadaşlığından daha fazlası var. Siz bayağı aşıksınız birbirinize. Ben aşık değiliz demedim. Sadece yol arkadaşlığımız aşkın önünde anlamında söylemiştim. Çünkü güven duygusu olmadıktan sonra aşkın, sevginin bir önemi yok ki. Her seferinde şaşırtıyorsun beni ya, gerçekten. Sen canın erkeği seçilecek falan adamsın ya. Vallahi bak, güven, sadakat, anlayış, yani ne ararsan var maşallah. Neden öyle dedin? Bunlar yok mu sende? Var, tabii ki var. Bu hayattaki tek mükemmel erkek sen değilsin değil mi? Cemal sen bu yarım kalan maçın rövanşını almak için bindin arabaya. Hangi maç o? Piknikte elimi kırmaya çalıştın ya, bu yarım kalan işi mi bitireceksin? Ha, sen onu diyorsun. Aynen. Hatta sağ çekip dövüşürüz diye düşünmüştüm ama... tabii sen çok efendi bir adam olduğundan dolayı pek mümkün değil. Yo, mümkün. Sen beni çok hafife alma. Sakin ol şampiyon. Şaka yaptım.
Cemal tabii ki de inip seninle kavga etmeyeceğim. Ama bak, benimle ne derdin var öğrenmek istiyorum. Anlayamıyorum, benimle derdin ne? Seninle bir derdim yok Mahir. Ne derdim olabilir ki? Ben de onu anlamıyorum zaten, o yüzden soruyorum. Ama sürekli böyle bir kadınların rüyalarını süsleyen erkek falan gibi bir imajdan bahsediyorsun. Çok da saçma bir tespit. Yani bu nereden çıktı ya? Neden bu konuda sürekli bir iman var? Anlamıyorum. Yani iki tane evli adam olmasak hakikaten aynı kıza aşık olduğumuzu düşüneceğim. Neden güldün? Hiç. Öylesin. Bak Mahir. Ben piknikte biraz hırs yapmış olabilirim. Da hani yenilgiyse hemen hepsine. Benimle kendini kıyasladığını düşünüyorum Cemal. Ne sebeple? Bilmiyorum. Belki de kendi içinde çözemediğim problemlerim vardır. Olabilir. Ama ben dümdüz bir insanım Cemal. Böyle çetrefilli işlerim falan olmaz. Hayatın akışına karışmam, bırakırım. İnsanlara kötü davranmamaya çalışırım, kırmamaya çalışırım. Ben böyleyim. Bilmiyorum. Belki de benim gibi biri mi olmak istiyorsun? Anlamıyorum. Sen beni bayağı çözmüşsün ya. Estağfurullah. Bu sadece benim tespitim. Doğru olmayabilir tabii ki. Doğru değil zaten. Benim seninle bir derdim yok. Seni de kıskanmıyorum. Tamam. 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 Daha fazla uzatmıyorum. Toplantıya geç kalacağız. Burada. Bu mekan benim favorim. Şöyle açık alan, yeşilliklerin içinde, bir de şuralara güzel bir ışıklandırma, şahane olacak. Işıklandırma, mekan parası, konser alanı da olur illa. Tabii. Başka? Başka iyilik güzellik Mahir'cim ya. Kalanına yolda bakacağız. İyi tamam, sen öyle diyorsan öyle olsun. Biz de buradayız ya Zuhal. Göstermek ister misin? Aa pardon ya, ben Mahir onu ayrıyor ya bütçeyi ondan. Şöyle. Bakın kabul ediyorum, dev bir bütçe olacak. Ama yeni imajımız için inanılmaz bir fırsat. Çünkü şehirde bahar festivali çok popüler. Ne dersiniz? Biz de dev bir şirketiz. İyi bir reklamcıyla çalıştığımız belli olsun diyorsun. Okey, bana uyar. Güzel yani. Süper. O zaman ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Hatta bir mekan keşfi lazım. Mahir, birlikte bakalım mı mekan? Ne dersin? Olur tabii, gidelim. Tamam. Mahir, senin toplantın yok muydu bugün? Evet, benim toplantım var bugün maalesef. Ya iptal et, hadi ertele, bir şey yap ne olur Mahir. Ben tek başıma karar vermeyeyim, hadi. Yani bir konuşurum, ayarlanabiliyorsa gelirim. Anlaştık. O zaman odamdayım ben. Senden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Evet. O zaman arkadaşlar, ben sizi bilgilendireceğim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar biraz fazla mı samimi oldular? Bana mı öyle geliyor? Vallahi senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor işte ya. Evet, öyle gözüküyor. Doğru söylüyorsun. Neyse, ben de konağa gideyim o zaman. Hadi, görüşürüz Raci. Hadi görüşürüz. Geç bakalım, sen de konağa geç. Mahir Efendi de Zuhal Hanım'la gezmelere çıksın. Otelde bana kalsın, her zamanki gibi. Nergis. Ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç. Hiç. Değil. Anlarım. Bir şey olmuş. Sabah da üzgündüm. Ne oldu babacığım? Ha, neyin var söyle. Biz asla yeniden bir aile olamayacağız değil mi baba? Ah!
Bunu bana sormayacaksın kızım. Annem böyle istedi. Kızma anneme de. O da çok zor şeyler yaşadı. Kızmıyorum ben kimseye. Kızmıyorum. Siz gözümün önündesiniz ya. O da yeter bana. Artık bana düşman gibi bakmıyorsun. Hatta gözümün içine bakıp bana baba diyorsun ya. Başka bir şey istemem. Oh. Canım babam. Canım kızım benim. Ama babalardan kaçmaz. Bir şey var sende. Başka bir şey. Anlat babana. Yok bir şey babacığım. Geçer. Al işte. Küçükken de böyleydin ha. Üzülünce hemen böyle bir köşeye çekilirdim. Saklandığın yerden de kimse çıkaramazdı. Ama tek bir şeye hayır diyemezdi. Baba. Hadi. Hadi gidiyoruz doğru mutfağa. Ya. Uğurlu Ahmet de alıyoruz. Tamam, tamam alalım. Gerçekten mi? Ne? Hadi. Sadece börülce salatası yetmez. Maş fasulyesiyle biraz siyah mercimek salatası yapalım. Tabii Nedret Hanım. Ama plaki de var. Bu kadar baklagil ağır olmaz mı Nedret Hanım? Sana ne gülsüm. Ne diyorsam onu yap. İyi o zaman yeşil mercimek salatası da yapalım. Toptan havaya uçsun konak gaz patlamasıyla. Ne yani komik mi bu şimdi ha? Hadi oyalanmayın. Hadi bakalım. Canım. Anneanne bugün mutfak bizim. Aa ne demek şimdi o yavrum? Evet babaanne bugün mutfağın aşçıları biziz. Vallahi çocuklar haklı. Hanımlar siz de lütfen dışarı alalım. Aa ne diyorsun Cemal ne demek bu şimdi? Evet birlikte kurabiye yapacağız. Ben Cemal abiye kurabiye yapmayı çok sevdiğimi söylemiştim. O da hep birlikte yapalım dedi. Ha, ama şimdi olmaz burada çünkü Emine ile Gülsüm'ün işi var, akşama yemek yapacaklar. O zaman Emine Hanım, kusura bakmayın ama sizi müştemilattaki mutfağa alacağız. Çünkü bugünlük burası bizim. Hayır ama şimdi Cemal... Ya... Çocuklar! Önlükler nerede? Haydi bakalım giysin mi önlükler, hazır mıyız? Evet. Nedret Hanım, rica etsem önlüğümü bağlayabilir misiniz? Kendin bağla. Çocuklar ama mutfağı savaş alanına çevirmek yok tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdiden kolay gelsin o zaman. Ellerinize sağlık kuzucuklarım benim. Teşekkürler babaanne. Hadi Gülsüm. Şey anne ben burada mı kalsam? Kalesini düşman askerine teslim etmiş asker gibi hissediyorum şu an. Hadi Gülsüm saçmalama hadi kızım. Size de kolay gelsin Cemal Bey. Teşekkürler size de kolay gelsin. O zaman şov başlasın. Başlasın. Evet Şef Aslanım önlüğün nerede? Buyurun. Güzel. Şapka. Ha? Buyurun. Hazır mıyız? Hazırız. Baba, güzel çıkıyor muyuz? Ben dinozor yapacağım. Çok güzel gidiyorsunuz hem de. Küçük aşçılarım benim. Oh. Oh. Şef asistan, orada neler oluyor? Bir türlü öğrenemedin şu oklavayı tutmayı. Bak şimdi. Şöyle. Düzleştirelim. Ne yapıyorduk? Her yere eşit bastırıyoruz.
Babasının kurabiye yapabildiğini hiç bilmiyordum. Yıllardır yapmıyorduk oğlum. Ama artık sık sık yaparız. Ya keşke babam da burada olsaydı. Ben varım oğlum. Yetmez mi? Peki ilk hangi kalıbı yapacağız? Sence? Araba yapalım. Hayır, dinozor yapacağız. İkiniz de bilemediniz. Çünkü kalp yapacağız. Ya ne kalbi ya? Araba daha havalı. Olmaz. Kalp yapacağız. Çünkü Şef Asistan'ın öyle istedi. Ben dinozor kalbi yapacağım. Ya bana ne? Ben araba yapacağım. Keşke babam burada olsaydı. Şimdi ben ne istersem yapar. İyi tamam, küsme hemen. Araba da yaparız. Yeter ki sen iste. Baba fren. Ulan yapma be. Gördünüz mü? Lafa daldık işte. Yaktık kurabiyeleri. Olsun Cemal abi. Biz de kakaolu yaptık deriz. Güzel fikirmiş, aslan parçası. İyi. Baba süt. Ayandım baba, ayandım. Baba. Yani Cemal abi iyi misin? Buz, buz Şef Asistan, buz. Buz olmaz, yumurta akı sürsün. Evet, pişti kurabiyeler, pişti. Ey be. Anam yandım lan. Ay, dur. Hemen getir. Yumurta akı acısını alsın. Vallahi, alıyor mu bu acısını? Değil mi? Ha, iyi. O zaman biraz da kalbime sür. Aşkımdan yanıp kavruluyor garibim. Ya Cemal, laflara bak ya. Yansın iyidir. İyidir derken? Bak sen ya. Yansın diyorsun yani. Yani ömrüm boyunca ben aşkımdan kavrulayım. Bunu mu istiyorsun sen? Benim istememe gerek yok. Böyle olacak zaten. Allah Allah. Bak sen ya. Ne kadar da kendinden emin. Sen önce beni aşkından yak kavur. Ondan sonra da böyle karşıma geçip kıs kıs gül. Baba, çok acıdı mı elin? Öpeyim de geçsin mi? Ah! Oh! Babasının bir tanesi geçti bile. Geçti bile. Babasının aşkı ya. Ah! Çok acı Asiye. Kalbim. Cemal. Baba çok acıyor mu? Geçti mi? Geçti oğlum, geçti. Geçmez mi? Yıllarca yanıp kavrulacak hali yok ya. Geçti tabii. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar kurabiye yapıyormuş. Ya bütün eğlenceyi kaçırdım mı ben? Olsun anne, bir daha yaparız. Babam hep yaparız dedi. Aa, sevgilim senin böyle marifetlerin mi vardı? Böyle yaptık çocuklarla bir şeyler. On parmağında on marifet vallahi. Neyse, siz kalanla devam edersiniz. Ha, bitmedi mi? Biz bitirelim mi? Vallahi benden bugünlük bu kadar elim. Ben bittim. Uğur, hadi gel. Gel elini yüzünü yıkayalım oğlum. Her tarafım olmuş. Zuhal'in doğum gününü kutlayacağız ya. Bu kurabiyeleri orada ikram edebiliriz. Ona kısmetmiş. Yaptık bayağı bir, aynen. Oğlum şapkan çok yakışmış. Teşekkür ederim. Evet. Hadi küçük aşçı, gel bakalım. Aşkım ne kadar güzel olmuş bu kurabiyeler. Vallahi ellerinize sağlık. Babacığım yesenize siz de. Yiyelim bir tane.
Aa. Hayırdır bu saatte Harun? Doktorun mesaj atmış Harun. Ha, bir tahlil yaptırmıştım da onun sonucuyla ilgilidir. Ciddi bir şey değil, değil mi babacığım? Yok yok, yaşlandım ya artık. Her kontrolde bir şeyler ilave istiyorlar yani. Tümörü küçültmek için ilaçlarınızın dozunu arttırmak istiyorum Harun Bey. Birkaç tahlil yapmam gerekiyor. Yarın hastaneye gelin lütfen. Ne yazmış Harun? Hı? Ay, sonuçlar iyi çıkmış. Önemli bir şey yok. Cemal, çok iyi olmuş. Eline sağlık. Böyle eve geldiğinden beri sus pus oturuyorsun. Bir şey mi oldu Zahide? Hı hı. Oldu. Bunun kız arkadaşı var ya Meral. Resmen musallat oldu kocama. Ne diyorsun sen Zahide, anlamadım. Niye anlamadın? Meral diyorum. En yakın arkadaşım var ya. Kocamla yakaladım ve bu sefer hiçbir şey yapmadım ama sana yemin ediyorum kontrolümü kaybedeceğim bir dahaki sefer aynı şey olursa. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Zahide? Ne biçim konuşuyorsun ya arkadaşım hakkında? Tamam tamam, bağırıp durmayın lütfen. Ne yersiz bir konu bu ya, şu rezilliğe bak. Ne yersizi be? Ne rezilliği? Mağdur olan benim. Duymuyorsunuz galiba. Bastım diyorum, anladın mı? O odada Meral'le kocamı bastım. Hala yersiz diyor ya. Zahide, yani bir yanlış anlaşılma vardır mutlaka. Yani öyle bir şey olur mu? Delirteceksin siz beni galiba. Kocamı kadınla gördüm diyorum. Kızın odasında diyorum bir de. Nasıl? Şaka mı ya bu? Hayır. Maalesef buz gibi bir gerçek. Buz. İyi akşamlar herkese. Nereye Raci? Baba çok yorgunum, bir duş alıp uyuyacağım. Hemen buraya geliyorsun. Neler oluyor anlatacaksın. Nedir bu rezillik? Hemen bana açıklayın.